İTR'le yapmış olduğumuz ticarette bir canlanma var. Bunu verilerden de görüyoruz. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi burada Brexit'ten sonra İngiltere'nin Avrupa Birliği ile nasıl bir ticari anlaşma zeminine geleceği, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaretin hacmini etkileyecek. Yani işte bir İngiltere-Norveç modeli gibi bir modelle mi dönecek? Yoksa gümrük tamamen serbest ticaret koşulları devam mı edecek? Bu biraz şu anda net değil. Ve bunun ben önümüzdeki 6 ay, 9 aylık süreç boyunca da net olacağını düşünmüyorum. Dolayısıyla burayla ilgili tam net bir resim çizmeden Türkiye ile İngiltere arasında nasıl bir ticari zeminin oluşacağını da söylemek çok değil, net değil. Ancak İngiltere her koşulda bütün ticari fırsatları değerlendirmek istiyor. Ve ticari ortaklarını çeşitlendirmek istiyor. Ve burada Türkiye ile daha uyumlu çalışabileceğini görüyor. Ya çünkü geçen sene Cumhurbaşkanımızın Mayıs ayında yapmış olduğu Londra seyahatinde de bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. İngiltere hem ticaretin geliştirilmesi Türkiye ile hem de yatırımların geliştirilmesi konusunda oldukça açık. Ben bunu İngiltere tarafında çok net bir şekilde görebiliyorum. Bir taraftan biz de bunu açığız. Çünkü İngiltere zengin bir pazar ve Avrupa Birliği ile yaşamış olduğu şu anki sıkıntılardan dolayı yeni ticari partnerlere veya mevcut ticari partnerlerle ticari ilişkilerini geliştirmeye oldukça açık. Dolayısıyla bu gibi dönemlerde biz İngiltere'yi yanımıza alabilirsek onlarla daha uygun ticari anlaşmalar veya daha uygun yatırım anlaşmaları imzalayabilirsek her iki taraf için de bu uygun olur. Şimdi baktığımız zaman İngiltere'de şu anda imalat sanayinde üretim yapmak çok güç. Bu yüzden birçok şirket baktığımız zaman İngiltere'yi terk ediyor. Yani işte bir en son otomotiv şirketi bu kararı verdi ki bunun kısmen Türkiye'ye de etkisi olacak gibi duruyor. Şimdi bu gibi bir durumda bizim sanayide teknoloji geliştirme, ortak teknoloji geliştirme gibi konularda da işbirliği yapmamız söz konusu olabilir. Çünkü İngiltere'de bir know-how var. Bizde de hem beşeri sermaye bakımından hem de emeğin görece İngiltere'ye göre ucuz olması veya birçok koşulun İngiltere'ye göre daha uygun olması iş yapma açısından baktığımız zaman bu İngiltere açısından Türkiye'nin bir ortaklık geliştirme, ortak yatırımlar yapma, ortak teknoloji geliştirme açısından da bir fırsat yaratacaktır. İngiltere bunu da biliyor. Dolayısıyla masada ben ne olursa olsun İngiltere ile Avrupa Birliği masadan ne şekilde kalkarlarsa kalksınlar, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacminin ve yatırım hacminin önümüzdeki 10 yıl boyunca iyileşeceğini ve artacağını düşünüyorum. Şimdi